Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi için bu çeşmemizden duvarı kırmamak için bir tane vana alacağız. Şimdi malzemelerimiz 25'lik T ve bu anahtarlar. Bir tane de çamaşır makinesi veya bulaşık makinesi için musluk. Malzemelerimiz bunlar. Teflon bant malzemelerimiz ve bir tane de bez musluğu sökerken kullanacağız. Şimdi öncelikle çeşmemizi sökelim. Açalım suları. Biz suları kestik ama yine de testini yapalım. Soğuk su, sıcak su diye. Şimdi sökerken bez kullanın bu şekilde. Evet arkadaşlar, bu şekilde söküyoruz. Bezle söküyoruz. Her zaman ki eğer çeşmeniz çok yeni ise zarar vermesin. Sökerken eşit döndürüyorsunuz. Yoksa sıkışır kalır. İkisini aynı anda sökmeniz gerekir. Bu şekilde. Şimdi bunun hangisi soğuk, hangisi sıcak onu da bilmiyoruz. Bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar öncelikle teflon bandımızı sarıyoruz. 25'lik T'lerimizi takmadan önce teflon bandı sarıyoruz. Evet, ikinciye geçtim şimdi. İkinciyi de aynı şekilde yapıyoruz. Tik T'mizi takıyoruz. Diğerini de aynı şekilde. Şimdi takarken bezimizi kullanıyoruz. Zarar vermemek için. Tamamdır. Şimdi diğerini sıkıştırıyoruz. Evet, şimdi çeşmemizi bu şekilde takıyoruz. Çünkü burada lastik var. Burada teflon bant yapmamıza gerek yok. İçindeki lastikleri düşürmemeye çalışın. Yine aynı şekilde bezle tutuyoruz. Hem bez daha güzel kavramasını sağlıyor, hem de çizmiyor. Tek kat yapsanız da yeterli. Evet, ikinci aynı şekilde yine bezle sıkıştırıyoruz. Evet, şimdi biz sadece soğuk su kullanacağımız için bu şekilde tıpamızı teflon bantla sarıyoruz. Bu kadar, yarıya kadar sarıyorsunuz. Özellikle en dibine. Şimdi de sıcak lazım olmadığı için biz sıcağı kapatıyoruz. Yine siz kullanmak isterseniz bir yerde sıcak suyu kullanabilirsiniz. Evet, bu şekilde güzel sıkıştırdık. Bu tamam. Şimdi
Çamaşır makinemizin, yine çamaşır makinemizin çeşmesinde teflon bantla sarıyoruz. Burada çamaşır makinesi ya da bulaşık makinesini bağlayabilirsiniz. Bu şekil çamaşır makinesi musluklarını teflon bandı çok sarın. Çünkü yönünü nasıl bırakırsınız? Mesela burada yönü bu şekilde kalırsa olmaz. Daha fazla sıkıştırmanız gerekebilir. Ya da biraz gevşetmeniz gerekebilir. Onun için teflon bandı acımayın. Teflon bandı çok sarın arkadaşlar. Çünkü yönünü siz ayarlayacaksınız. Bakın bu şekilde. Şimdi biz bunu sıkıştıralım. Bunda bez kullanmanıza gerek yok çünkü. Çizilecek bir malzeme değil. Evet, şimdi musluğumuzu takarken siz çamaşır makinesi veya bulaşık makinesinin borusunun hangi yöne verecekseniz musluğu orada bitireceksiniz. Çevirmeyi orada bitireceksiniz. Onun için zaten teflon bandı çok sardık. Şimdi biz deliğimizi hemen şuradan vereceğimiz için aşağıya mermeri buradan deleceğiz. Aşağıya vereceğiz. Hemen çeşmemizi de buradan bu şekilde bıraktık. İşlemler bu kadar. Bu şuradan yine yandan çekelim. Bakın. Burada yine